Mısır, görkemli Sahra Çölü'nün kontrolü altında. Kayalardan ve kumdan oluşan bu dünya güneşle kavruluyor. Acımasız ama güzel boşluk. Böyle bir yerde hiçbir kayda değer canlının yaşayamayacağını düşünebilirsiniz. Ama Mısır etkileyici bir vahşi yaşam çeşitliliğine sahip. Ve dünyanın gördüğü en büyük medeniyetlerden birini ortaya çıkardı. Kumdan bu paradoks nasıl var olabiliyor? Bunun sırrı firavunların da hazinelerinden daha değerli bir şey. Bir yaşam iksiri. Vahşi Yolculuk Mısır. Mısır eşsiz bir konumda. Kuzey Afrika'yı fiziksel olarak Orta Doğu'ya bağlayan tek ülke. Buna iki bölgenin çok çeşitli vahşi yaşamı da dahil. İki kıtayı ve denizi birleştiren bu ülke, binlerce yıldır kralların ortaya çıkıp bütün bölgeye hakim oluşuna tanık olan bir ticaret gücü oldu. Ama ülkenin yaklaşık %95'i çöllerden oluşmakta. Ülke çapında yıllık yağış miktarı 180 milimetreden daha az. Ve çoğu yeri bu kadar yağmur alırsa bile kendini şanslı sayıyor. Peki bu yakıcı çöl krallığında yaşam nasıl var olabiliyor? Sorunun cevabı su. Ama bu suyun geldiği yer ve bomboş görünen toprakları nasıl değiştirdiği efsanelerle ve sürprizlerle dolu. Dünyanın %70'ini kaplayan okyanuslar en büyük su kaynağıdır. Yaklaşık 30 milyon yıl önce Mısır'ın sadece Akdeniz'le sınırı vardı. Ama Mısır'daki büyük tektonik güçler Afrika ve Asya kıtalarını ayırarak yeni bir deniz meydana getirdi. Kızıl Deniz. Az sayıdaki tatlı su kaynağı ve yüksek buharlaşma burayı dünyanın en tuzlu denizlerinden biri yapar. Ama bu sulardaki büyük yaşam çeşitliliğini engellemez. Buradaki balık türlerinin %10'undan fazlası başka hiçbir yerde görülmez. Ve bu denizde pek çok eşsiz ve güzel mercan bulunur. Buradaki bazı canlılar mitolojiye bile girmiştir. Yaklaşık 3000 yıl önce deniz kızı hikayeleri burada çıkmaya başlamıştır. Pek çok kişi bunların ardında Dugong'un yattığına inanıyor.
Diğer adı olan deniz ineği, onun pek de insana benzer bir güzellik sahibi olduğunu göstermeyebilir. Ama bu nazik dev kesinlikle zariftir. Sığ kıyı sularında yaşayan bu hayvan tamamen deniz bitkileriyle beslenir. Ağzının etrafındaki bıyıklarla güçlü ve esnek burnu sayesinde bu ılık sulardaki deniz otu bitkilerini bulup yerden çıkarabilir. Dugong su altı çayırlarını sürerken geride belirgin beslenme izleri bırakır. Dugong için büyük miktarda su altı çayırı gerekir. Hassas ekosistem suyun oksijen oranının artmasına yardımcı olurken yavru balıklara ve diğer küçük hayvanlara bir kreş oluşturur. Kolayca deniz otu sanılabilecek bu canlılar aslında bahçe yılan balıkları kolonisi. 1000 kadar bireyden oluşabilen kolonide balıklar dalıp kıvrılarak akıntılarla geçen planktonları topluyor. Bahçe yılan balıkları vücutlarının sadece bir kısmını gösterirken kuyrukları deniz tabanında kazdıkları kumlu bir oyuğun içine bağlı duruyor. Bu oyuk çiftleşirken bile çıkamayabilecekleri bir yuva ve rahatsız edildiklerinde kaçmak için güvenli bir sığınak demek. Ama bu okyanus devinden korkmalarına hiç gerek yok. Balina köpek balığı dünyanın en büyük balığıdır. Boyu 20 metreye ve ağırlığı da inanılmaz şekilde 30 tona ulaşabilir. Dev gövdesini bol miktarda yiyecekle beslemeli. Ama bahçe yılan balıkları gibi planktonla besleniyor. 5 kilometrelik sakin bir hızda bile bu dev ağzın içinden her dakika 100 litre kadar su geçebilir. 1 milimetreden büyük her şey solungaç dikenleri denen organlarca sudan filtre edilir. Derisindeki güzel desenler beneklerden oluşan eşsiz bir topluluktur ve bu köpek balıklarının ayırt edilmesini sağlar. Bu zengin sular, yaşamın karaya kadar genişlemesini de sağlar. Mangrov ağaçlarından oluşan bölgeler, kıyının koruma altındaki alanlarında uzanır. Ama bu ağaçların üstesinden gelmesi gereken ciddi sorunlar var. Deniz suyu çoğu bitki için toksik olduğundan, mangrovlar mümkün olduğu kadar tuzu filtre etmek üzere özel köklere sahip olmak zorundadır. Mangrovlara geçen bütün fazladan tuz yapraklardan dışarı atılır. Diğer sorun ise toprağın tamamen su altında olmadığı zamanlarda dahi neredeyse her zaman su dolu olmasıdır. Kökler oksijene ihtiyaç duyarken ağaç boğulma tehlikesi yaşar. Bu sorunu halletmek için şnorkele benzer uzantılar gelişmiştir. Bunlar değerli havayı elde etmek için suyun üzerine ulaşır. Sular çekilirken oldukça zengin bir canlı topluluğu ortaya çıkar.
erkek yengeçler sahili doldurup dev kıskaçlarını gösterir. Beslenme sırasında ufak olan diğer kıskaçlarının büyük olanlar üzerindeki hareketiyle keman çalar gibi görünürler. Bu da yaygın olan isimlerini almalarına neden olmuştur. Kemancı yengeci. Dişilerin silahları daha mütevazidir. Ve kumda aceleyle yiyecek ararken çekilen suların geride bıraktıkları besleyicileri toplayıp arkalarında kum tanelerinden oluşmuş küçük toplar oluştururlar. Erkekler dikkat çekmek için rekabet ederken ortalık kızışıyor. Kıskaç ne kadar büyükse o kadar çabuk sallanır ve izleyen dişiler için daha etkileyici görünürler. Bu gösteriler aynı zamanda yeni bir oyuk arayan rakip erkekleri uzak tutarak bölgelerini korumaya da yardımcı olur. Ama savaşlar kaçınılmazdır. Kıskaçlar güç sınavında gladyatör silahlarına dönüşür. Bu hareketli dünyayı gelgitler yönetir. Ve deniz yükselince ortama yine barış hakim oluyor. Gece bu kıyılara daha fazla hareket getiriyor. Yeşil deniz kaplumbağaları zor bir yolculuğun ortasında. Bu hamile anneler büyük gövdelerini sahilde yukarı taşıdı ve yumurtalarını bırakmak için geceyi çukur kazarak geçirmeleri gerek. Yumurtaları gömerken onların güvenli bir yerde kuluçkada kalması için kahramanca bir çaba sergilemelerinin her şeye değeceğini biliyorlar. Ve kumların altında geçen iki aydan sonra bir hareket başlıyor. Yavrular onları daha az yırtıcının bulabileceği karanlığın örtüsü altında ortaya çıkıyor. İçgüdülerinin etkisindeki bu minik yavrular suya doğru ilerliyor. Onlar için bu yolculuk bir maraton gibi. Güneş yükselirken yorgun yetişkinler denize geri dönüyor. Yırtıcılar sahile gelmeye başladı. Zamanlamayı yanlış yapanları arıyorlar. Ve bu küçük dişinin görülmesi sadece an meselesi gibi duruyor. Bu yavru kaplumbağaların sadece binde birinin yetişkinliğe ulaştığı düşünülüyor. Yani şans onun aleyhine. Ama korunmasız bir yuva havadaki kuşları çekerken bu yavruya bir kaçış şansı verebilir.
hızla giderken yorulmuş olsa da yola devam etmeli. Ve sonunda başardı. Bu sahil sınırlarında yaşam zengin olabilir. Ama büyük denizlerin ulaşabileceği yerler sınırlıdır. Bu sulardan gelen nem fazla uzağa gidemez. Kuzeydoğu'da Sina Yarımadası bulunur. Burası Afrika ve Orta Doğu arasında bir kara köprüsüdür. Ve kara içlerinde önemli sayılabilecek yağmurların görüldüğü az sayıdaki yerden biridir. Sina dağlarının yüksek amaçları bu nemin yakalanmasına yardımcı olarak yaşamın tutunmasını sağlar. Burada bulunan az miktardaki su şaşırtıcı çeşitlilikteki hayvanları besler. Mısır kobrası bu bölgedeki en büyük yılandır ve boyu neredeyse 3 metre kadardır. Sabahın erken saatlerindeki ışıkta gölgelere yakın kalarak çevresine uyum sağlar. Ve bu yamaçlardaki daha gösterişli bir hayvanı fark etti. Sina kayakelerinin parlak mavi renkleri ve şınava benzer hareketleri bir dişiyi etkileme amaçlıdır. Ama kayakelerinin aklı bir eş bulmaktayken kobra bundan faydalanabilir. Saldıracak kadar yaklaşabilirse kayakelerinin yetişkin bir fili öldürebilecek kadar güçlü olan bu zehre karşı hiç şansı olmaz. Ama davetsiz bir misafirin merakı kahvaltı planlarını bozdu. Şimdi tehlikede olan taraf kobra ve kendi etkileyici gösterisine güvenmesi gerek. Yükselen kobra sırtındaki kaburgaları genişletip boynunun etrafındaki alanı düzleştirerek bir tür sorguç oluşturuyor. Bu davranış kobrayı aniden çok daha büyük ve saldırgan gösterdi. Deneyimsiz bir şahini uzaklaştırmaya yeterli olurken, kobranın güvenli bir yere kaçmasına imkan veriyor. Ve şanslı oyuncu gösterisine devam ediyor. Mısır'ın içlerine girerken yağmur miktarı aniden düşer ve yaşaması daha zor bir çevre ortaya çıkar. Burası sahra, büyük çöl. Kumları bütün bu toprakları boğabilir. Burada yaşayan hayvanlar kum tepeleriyle başa çıkmak için mucizevi özellikler geliştirmiştir. Güneş doğarken bir boynuzlu engerek günün sıcağından uzak durmak istiyorsa sığınacak bir yer bulmak zorundadır.
yolda ilerlerken geride bıraktığı kendine özgü izler, zarif bir tekniğin eseri. Yumuşak kumlara gömülmemek için tek seferde yere sadece vücudunun iki tarafı değer ve geri kalan bölümünü kavisli şekilde ileri iter. Son derece esnek ve kaslı vücudunu gerip açarak kumluklar üzerinde yanal olarak hareket etmeyi başarır. Boynuzlu engerek gibi sürüngenler soğukkanlıdır. Vücutlarını ısıtmak için çevrelerinin sıcaklığına bel bağlarlar. Ve bu şekilde ısınarak aktif olabilirler. Ama bu, aşırı sıcaklıklara karşı daha savunmasız olmaları anlamına gelir. Yanal hareket, engereğin yumuşak kumda hareket etmesini sağlamanın yanında, vücudunun çoğunu mümkün olduğu kadar sıcak kumdan uzak tutarak aşırı ısınmasını da önleyebilir. Ama muhtemel bir yiyecek onu durdurmaya yeterli oluyor. Skink olarak da bilinen bu kertenkele sabah güneşinde yeni ısınmaya başlamış. Hala yavaş ve uyuşuk durumda. Açık alanda yakalandı ve başı büyük dertte gibi. Kamaya benzer bir kafaya, pürüzsüz pullara ve küreye benzer ayaklara sahip bu kompakt vücudu kumda hız için kusursuz bir özellik gibi görünmüyor. Ve görünürde saklanacak yer yokken sonu gelmiş gibi duruyor. Ama bu skinkin bir sürprizi var. Sahip olduğu özellikler sayesinde çöldeki en iyi kaybolma numaralarından birini uyguluyor. Yumuşak kumların içinde yüzüp güvenli bir yere kaçtı. Engerek de gündüz sıcağını bu mucizevi kertenkeleye bırakıp buradan ayrılıyor. Ama gece olup hava serinlediğinde çoğu hayvan da ortaya çıkıyor. Küçük Mısır Arap tavşanı gündüzleri yerin altındaki bir oyukta geçirir. Şimdi beslenme zamanı. Bu kanguru bacaklı kemirgen zıplamasıyla yemek ararken bir gece 10 kilometre kadar yol kat edebilir. Yiyecekleri arasında tohumlar, böcekler ve bitkilerin sulu kısımları vardır. Pek çok çöl hayvanı gibi bütün su ihtiyacını yediklerinden alacak şekilde evrimleşmiştir. Ve durgun bir su kaynağı olmadığından Arap tavşanı temizlenmek için çölü kullanmayı öğrenmiştir. Yumuşak kumlarla banyo yapar. Kürkündeki yağdan ve kirden kurtulmasına yardımcı olur. Ama tetikte olmak zorunda. Gece tehlikelerle dolu. Bir boynuzlu engerek çatallı diliyle havayı tadıyor. Bu çöl kemirgeninin kokusunun peşinde.
kafası yerde toprağa kazarken, bu gürültülü yuva bakım işlemi Arap tavşanını savunmasız hale getiriyor. Çünkü kulakları yırtıcıları tespit etmek için hayati önemde. Engerek bu fırsattan olabildiğince faydalanmak istiyor. Arap tavşanı ürktü ve yılanın saldıramayacağı kadar uzağa kaçıyor. Bu fırsat kaçtı. Ama gece hala bitmiş değil. Avını pusuya düşürmeyi tercih eden boynuzlu engerek, kumda kaybolup yemeğinin ona gelmesini bekliyor. Geceleri insanların kalplerine korku salan hayvanlar dolaşıyor. Bunlardan biri akrep. Ağırlığı sadece birkaç gram, boyu da 10 santime ancak ulaşırken bu ince ve narin hayvan hiç de tehlikeli görünmüyor. Ama tehlikenin olduğu yer esnek kuyruğu. Bütün akrepler arasında en toksik zehirlerden birine sahip bu akrep, öyle tehlikeli ki bir insanı öldürebilir. Diğer adı Death Stalker olan İsrail sarı akrebi muhtemel bir kurbanı hissetti. Böğü yeni bir yuva yapıyor. Buradaki pek çok hayvan gibi yerin altına girip gündüz sıcağından uzak duruyor. Böğü kolay bir av değildir. Dev çeneleri var. Dünyada boyuna oranla en büyük çenelere sahip olan hayvan. Ne yazık ki burada kendi mezarını kazıyor olabilir. Kumları açarken yere ve havaya doğru titreşimler gönderiyor. Bütün bu hareket akrep için yemek zili demek. İsrail sarı akrebi zayıf bir görüşe sahip olduğundan avını bulmak için bu titreşimlere ihtiyaç duyuyor. Bu büyük bir savaş olacak. Akrep böğüyü kıskaçlarıyla yakın mesafede tutmakta zorlanırken kuyruğuyla ölümcül darbeyi indirene kadar ölümcül çenelerden uzak durmak zorunda. Ve zafer akrebin oluyor. Gecenin hayvanları yükselen güneşle oyuklarına ve çatlaklara çekilirken, gece yaşanan ölüm kalım mücadelesi hafızası olmayan çölden silinip gidiyor. Mısır'ın %96'sı neredeyse yerleşilmez durumdaki çölle kaplıdır. Ve buranın merkezinde hemen hemen hiç yağış görülmez. İnsanlar bu toprakları geçerken her zaman zorlanmıştır. Ancak develerin gelişiyle sahradaki ticaret yolları düzgün şekilde kurulabilmiştir. Çölün
güneydeki merkezinden Hamsin rüzgarları eser. Bu rüzgarlar kum, toz ve sıcaklık getirirken sıcaklıkları aşırı seviyelere çekerler. Bu rüzgarlara sığınacak bir yer olmadan maruz kalmak çoğu canlı için kesin ölüm demektir. Acımasız ve yakıcı güneş buradan hiç eksik olmaz ve yağmur da nadir görülür. Yağmur yağan yerlerde yaşam suyun hepsini kullanır. Zarif bağırtlak sürüleri bütün durgun sulardan faydalanıyor. Bu kuşlar göletleri bulmak için 80 kilometre yol kat edebilirken gergin bir şekilde su içip gözlerini tehlikeye karşı açık tutarlar. Suyun içinde durarak suyu göğüs tüyleriyle emerler. Böylece bu değerli yükü yavrularına taşıyabilirler. Bu göletler kavrulmuş topraklardaki pek çok hayvan için can simidiyken bazıları için her şey anlamına gelirler. Suyun altında ilkel bir dünya uyanmış. Kurbağa karideslerinin olgunluğa ulaşması sadece birkaç hafta sürer ve sonra çok sıkışık bir takvimleri olduğu için sürekli çiftleşip üremeye çalışırlar. Yakıcı çöl güneşi altında dünyaları buharlaşıyor. Ve onlar ölecek olsa da kuru toprak içine bırakılan yumurtalar gelecek nesli oluşturacak. Su burada her zaman bu kadar nadir değildi. Yaklaşık 10 bin yıl önce Mısır'a güçlü yağmurlar düşüyordu. Geniş çayırları ve ağaçlıkları besliyorlardı. Ama sonra iklim değişti. Bu sular kayboldu ve topraklar neredeyse tamamen çorak hale geldi. Ama çölün bazı noktalarında bir şekilde ağaçlar hala yetişiyor. Sırları ise geçmişe ulaşabilme yetenekleri. Binlerce yıl önce düşmüş yağmur suları bugün yüzeyin iyice altında akifer adı verilen geçirgen kaya katmanları arasına sıkışmıştır. Mısır'ın altında 150 bin kilometre küpten daha fazla tatlı su olduğu tahmin ediliyor. Bu fosil sular yüzeye çıktığında hava adı verilen pınarlar ve derin göletler oluşturabilir.
Bunlar vahşi çölde hem hayvanların hem de insanların yaşamasını sağlar. Vahalar bu çorak topraklarda ufak yerleşimlerin kurulmasına izin verirken, tüccarlar için hayati mola yerleri olmuştur. Ama bunlar firavunların büyük krallıklarını ayakta tutmak için yeterli değildi. Dünyanın en büyük medeniyeti bir tarım devi sayılıyordu. Ve sınırları içinde yaşayan milyonlarca insanla beraber çok büyük miktarda suya ihtiyacı vardı. Bu insanların yaşamasını sağlayan su, hayat veren bolluk olarak saygı görse de kaynakları ilk Mısırlılar için genelde bir gizemdi. Binlerce kilometre güneyde geniş bir dağlık bölge bulunuyor. Bunlar etkileyici Etiyopya tepeleri. Afrika'nın çatısı olarak bilinen devasa zirveler. Ve burada Mısır'ın hayat damarının en önemli kaynaklarından biri var. Küçük akıntılar bu yüksek platolardaki besleyici açıdan zengin toprakları alıp götürür. Ama Afrika musonları geldiğinde bunlar bir sel halini alır. Bu topraklardan bir günde 500 milyon metreküp su aşağı inebilir. Bu da dünyanın en büyük nehirlerinden birinin yıllık sularının %60'ını sağlar. Bu nehrin tortu açısından zengin muson suları, eski Mısır'da her yeri canlandıran sellere neden olup tarımı mümkün hale getiriyordu. Uzak topraklardan gelen diğer kollarla birleşen bu su, görkemli Nil'i meydana getirir. Afrika'nın en uzun nehri. 6500 kilometre uzunluğa sahip olduğu tahmin edilirken, Afrika kıtasındaki suyun yaklaşık %10'unu taşıyor. Nil, kuzeydeki Akdeniz'e akarken, çöl topraklarından yeşil bir kuşak oluşturarak, yaşamın bütün görkemiyle ortaya çıkmasını sağlar. Sular yavaşlayıp yayıldığında, sulak alanlar oluşurken, Nil ve beslediği eski medeniyetle eş anlamlı olan papirüs yatakları bulunur. Bunlar tekne yapımında ve yazmak için parşömen yapmakta kullanılıyordu. Bunlar vahşi hayat içinde zengin bir yaşam alanı yaratıyor. Sazlık kedisi için bolca av ve saklanacak yer sağlıyorlar. Evcil kediden biraz büyük olan bu tür geniş bir menüye sahip. Kemirgenleri, kuşları, kurbağaları avlayıp balık tutmak için suya bile dalıyor. Uzun bacakları ve ince vücuduyla avlanırken hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Potansiyel avları bulmak için keskin duyularına güveniyor. Mesela bu bıldırcın gibi. Ama bütün avlar başarılı olmaz. Eski Mısır'da bu kedinin Nil kıyılarında dikkatli olması gerekiyordu.
Çünkü nehrin üstün yırtıcısının menüsünde yer almaktaydı. Nil timsahı. 6 metreye ulaşan boyuyla dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri. Ve gerçekten muhteşem bir yırtıcı. Bufalo ve öküz başlı antilop gibi avları yakalayıp parçalayabilen timsah, insanların korktuğu ama aynı zamanda saygı duyduğu bir hayvan. Dinozorlar zamanından beri değişmemiş bu hayvanlar neredeyse yenilmezdir. Yemek yemeden aylar boyu yaşayabilir ve hareketlerini durdurarak kuraklıkları atlatabilir. Nil Vadisi'nde bu kadar çok yaşam varken, Mısır'ın diğer simge canlılarından birine yiyecek sağlayan bolca hayvan bulunuyor. Gübre böcekleri. Hayvan dünyasının temizlikçileri kısa sürede bir hayvan dışkısında toplanır. Ve bunları taşıyarak hemen büyük toplar oluştururlar. Eski Mısırlılar dev bir gübre böceğinin dev güneş topunu gökyüzü boyunca yuvarladığına inanıyordu. Ve tıpkı güneş gibi gübre böceğinin dışkı topu da ufukta kayboluyor. Bunu toprağa gömerek yavrularının beslenmesi için güvenli bir sığınak ve kiler oluşturuyor. Gübre böceklerinin yerden ortaya çıkması eski Mısırlılar için yenilenmenin ve yeniden doğuşun simgesiydi. Her şeye rağmen bu çöl krallığında yaşam mucizesi devam ediyor. Bu çöl toprakları eşsizdir. İnsanoğlunun en büyük medeniyetlerinden biri bütün muazzamlığıyla bu kumlardan yükselmiştir. Büyük bir canlı çeşitliliğiyle beraber. Eski Mısırlıların taptığı ve etraflarındaki çorak topraklar arasına sıkışmış bu vahşi yaşamın başarısının sırrı sudur. Suyun buradaki mucizevi varlığı, yaşamın hayatta kalıp gelişmesini sağlıyor. Mısır'ın yakıcı kalbinde bile. Kumlardan oluşan bu harikalar ülkesinde.